Abiler hoş geldiniz. Hasan ne haber nasılsın? Allah razı olsun. Fethi abi. Hayırdır nasıl oldu ya? Öyle mi? Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. ''Ala Resulina Muhammedin salavat'' Gecemiz, gündüzümüz mübarek olsun. Evet. Cenab-ı Hak tefikini refik eylesin, bizi bize bırakmasın. Hizası dairesine hareket ve hayrat kazandırsın. Usul ve furularımızı bu maide-i Kur'an'ı sofrasından hisselerin ziyade eylesin. Ee, kabirde, berzahta olan yakınlarımız, sevdiklerimiz, bizi sevenlerin kimler varsa bu dersi enis ve yoldaş eylesin kabirlerine cennet bahçesine bir bahçe eylesin inşallah. Bize dua eden ve bizi, bizim duamızı isteyen, dua edip dua isteyenleri, Ya Rab sen onları biliyorsun, Risale'nin şahsı, manevisi hatırına onlara merhamet eyle, dünyevi ve uhrevi sıkıntılarını bertaraf eyle, ailelerinde aile ve çoluk çocuk, çocuk sıkıntısının imtihanını verme, imtihan edeceksen Ya Rabbi tahammül ver. Amin. Amin. Kardeşlerim haşir, öldükten sonra dirilme mevzuu, öldükten sonra dirilme imanın iki kutbu imanından bir tanesidir. Dünyanın bir kuzey kutbu var, bir güney kutbu olduğu gibi. iman esaslarının altı tanedir ama esas iki kutuptur. İmani billah yani tu billahi ve melaketi Allah'a iman bir de ahirete iman. Diğerleri bunları tamamlayandır. İki kutbu imani. Haşir çok mühimdir. Haşir o kadar mühim ki yaşarken dünyamızı tanımlıyor, anlamlandırıyor, kıbleye koyuyor, ta tanımlama getiriyor. Mesela yapamam, diyemem, veremem, gidemem, olamam, olurum. Bunlar hep ahiret korkusuyla olur. Allah ve ahiret korkusu hayatına istikamet veriyor. Ahiret inancı ne kadar hayatımızda aktif olursa ölüm korkusu o kadar kalkar. Hatta, Ailevi sıkıntıların da imani bil ahiret o aile hakim olursa o sıkıntıların da bertaraf olacağını söylüyor ustadımız. Allah ve ahirete iman eden Allah ve ahiretten sorumluluktan korkar. Kendi başına hareket var hareket yapamaz. Yapmaz. Yapmaması lazım. Ben bu imani bil ahiret zerre kadar iman esaslarında inkişaf etmesi dünya ve sema ve içindekilerin dolusu kadar fani nimetlerden daha büyüktür der. Fani dünya ve sema ve içindekilerin fani ya hepsi sana verilse zerre kadar iman esaslarında inkişaf etmesi kadar olamaz. Fani çünkü ne kadar büyük olursa olsun sonsuza göre hiçbir değeri yoktur. Matematikte öyledir. X bölü sonsuz işareti eşittir sıfırdır. Hiçbir değeri yoktur. Şimdi öldükten sonra dirilme, insan böyle bir arayış içindedir. Ve en büyük sorun ahireti ötelerde aradığımız için insan fikri ve hissi intikal etmemiş. Oysa ne ararsın Şam da hakikati kendinde ara hep buradadır. Bir derste bitiremeyeceğiz, acele etmeyeceğim. Çünkü kaliteli ve ömür verilmiş, toplanmış. İnkarcılar der ki insan pil gibidir. Ama bunu rastlarsınız. Enerjisi biter, sonra atarsın. Öldükten sonra da her şey biter. İnsan sadece vücuttur, o da pil gibidir. Atarsın. Ee, böyle demiş. Fakat bunu e, Bodrum'da isim vermek istemiyorum. Şu anda ölmüş. Tevafuk ettik. O da konferans verme vermeye gitmişti. Osman Gül'ü hatırladın. Sanatçı değil mi? <laughs> Sanatçı da tamam yani isim verme şimdi. O gün Bodrum'daydık. Allah'ın hikmeti pili bitti. Demiş ki aynı misali verdi. Allah'ta nasip etti şimdi cevap vereceğim. Sanatçı Bodrum'daydı. Biz de Bodrum'a tevafuk ettik. Orada bulunup bizi tanıyan birisi çok meşhur olduğu için babam sinifinde başrollerde oynadığından dolayı ya dedi e, hocam dedi tamam Abdullah. O anda Aa, şu an sesini de duydum. Dedi ki şu örneği verdi diyor insan bir pile benzer. Onunla yapacağını yaparsın atarsın. Pil de insana benzer diyor enerji de ömürdür. Bir tara atarsın çöpe. Ne ahireti dedi? Dedim ki ona soru sorma. Bana o anda etti. Ben de oturuyordum derse. Ee, dedim ki ona soru sorma. Var dedi. Alırsın dedim a mikrofonu. De ki pil bedene benzer doğru. Enerji de hayata benzer doğru. Ama enerjiyle biz film çekeriz, video yaparız pille. Pille video çekeriz, ses kaydı yaparız yazılar yazarız, iş yaparız. O gözükmeyen enerji, kilosu olmayan, hacmi, tipi, ağırlığı, sesi, sureti olmayan, ses olmayan o pil enerjisi, görüntü olmayan o enerjiyle görüntü video olur mu? Olur. Sese dönüşür mü? Dönüşür. Şekilsiz iken şekil yapabilir miyiz? Yaparız. Klimayı çalıştırabilir miyiz? Çalıştırırız. Pil enerji yapıyor. Ocağı çalıştırırız. Peki o pil nereye dönüşmüş? Daha kendisinden kaliteli bir hayata. Videoya dönüştüm. Şimdi pil bitince videoya dönüşürse pil yok mu oldu? Daha üst birime mi geçti? Daha güzel bir hakikata mı? Siz bana bir şeyi çürütün, bir şeyi bitirin ama başka bir şeye dönüşmesin. Fizik ve kimyadan biraz anlıyorsanız bu imkansızdır. Mesela odun çürüdü. Odun çürümedi ne demek biliyor musun? Kainatın en büyük kimyevi hadisesidir. Nedir o? Enerji salınımı oldu. Onunla portakal olacak, yaprak olacak, nefes olacak. Yani atmosfere yayıldı sen görmedin diye o enerji yok olmadı ki. Odunu meydana getiren o enerji atmosfere salındı. Yani pil şekli yokken şekle, Ses, sessiz iken sese, sureti yokken surete, manasız iken yazılara bir ısıtmazken ocağa, Soğutmazken soğuğa dönüştü. Yok mu oldu şimdi? Filme daha güzel kaliteli olmadı mı? Sonra beni aradı. Söylemiş aramızda bazı geri düşünen insanlar da varmış dedi. Bu kadar. Cevap mı? Cevap bu mu? Cevap yok, cevap yok ha, cevap yok. Bazı, geri düşünen de varmış. Ben pilden filme dönüştü. Karan pilin rengi yok. Yani enerjinin. E sesi yok. Şekli yok. Maddesi yok. Ağırlığı yok. Ama bir bakıyorsun ki enerjiye, sıcağa, soğa, filme, yazıya, o güçlü pilse, e, asansöre, inşaatta yük taşımaya, e, her şey yaparsın Işığa, ışığa, Işığa dönüştü. Yok mu oldu? Siyah enerji oldu ben beyaz. yakıyor. Filme de film oldu. O filmle çektiğin fotoğrafla belki o pilin bin katı para kazanacaksın. Belki o film çektiğin resim e, öyle bazen e, resimler çekilir ki. Çünkü kameradan daha 10 katı para kazanabiliyorsun. Yok mu oldu? Aramızda çok gericiler varmış. <laughs> Gericileri. Yani peki ben bunu cevap veremiyor, veremiyorumun adı. Pil ölüyor Hasan abi ama video ölmüyor mesela. Evet o pil atıyorsun. Pil öl, ölme masar ama evet. video ölmüyor. Hiçbir şey bir şeye dönüşmeden yok olan bir dünyada sen kendini nasıl işte dönüştüreceksin ki? Aa burası içtik gösterebiliyorsan o varlıktır işte gösterilemez ki hiçlik. Aa burası içtik diyorsan nere gitti işte? Hangi hiçliğe gitti? ...ha bir isim koydun, onun adı hiç. Hiç aslında niçin işlenmiş... Bütün olasılıkları barındırdığı için her şey olabilme ihtimallerini barındırıyor. Her şey rağmen bir şey olsa o mevcut olur. Her şey olabilir, olana da hiç denilir. Bir daha. Her şey olabilir ihtimalini taşıyor. Bir şeye dönüşmeyene hiç deniyor. O yokluk anlamında değildir. Sessizlik mesela. Niye bütün seslerden daha güçlüdür? Çünkü sessizlik bütün seslere dönüşebilir. Bütün ses olabilir. Ama benim sesim kadın sesi değil şu anda. O küs sesi değil, araba sesi değil, tahta sesi değil. Neye dönüştü? Bir şeye dönüştü. Ama sessizlik iken, bak sessizlik, ne diyecek? Her şey diyebilir. Ama bir şey deyince her şey diyemez, bir şey demiş oluyorum. Onun için en büyük ses, sessizliktir. Evet, geç. Böyle mi yapayım ben? Bak şimdi. Bir şey, bir şeye dönüş, dönüşmeden kendisi yok olmaz. Bak bunu. Pil de, yani geldi gafur diyecek ki gene şey. Nasıl demeyeyim? Nasıl demeyeyim? Şimdi sen söyle. Bugün ikiden beri şey yap. Bunun arsasından bu buraya kadar bana bu imkanı vermesine ve nasip eden Allah'a hamd ediyorum. Şükrediyorum. Vesile olanlara da teşekkür ediyorum ve Allah'a havale ediyorum. Baksana böyle insanın içi açılıyor değil mi? Yani coşası geliyor değil mi? Canlı ders yapıyorsun. Hep elime geçmesini Hep dua ederdim Zeytinburnu'na. Ya Rab geniş bir yer ver. Ya Rab geniş bir yer ver. Çok... <laughs> Fethi abi değil mi? Ne kadar hoş şimdi ya. Çok rahatım elhamdülillah. Bundan sonra gözüm kapalı giderim elhamdülillah. Başka hayatta ne olacak ki ben maksadıma vardım. Enfus dünyayı bana verdiğini kardeşlerimle paylaştım. Oralara nasıl varılacağını, nasıl orada mana casuslanacağını ben mühimlerini söylüyorum. Siz incelerini istihraç edersiniz. Nasıl yöntem olduğunda elimden geldiği kadar kardeşlerle paylaştık. 10 seneden beri bunlarda uzman bizden eyvallah. Evet geliyoruz. Bir şey bir şeye dönüşmeden kendisi yok olamaz. Filme dönüştü. Pil de bitmiş bitmesi için ya ses kaydına ya video vesaire şeylere dö dönerek dönüştürerek biter. Enerji yok olmadı, başka bir şeye dönüştü. Çürüme kimyasal enerjidir. Beden çürümesi insanda kendini filme dönüştürüyor. Yani ustat diyor ki Eskimiş yuvasından ruh gider. Arkadaşlar pilin içindeki enerji pile benziyor mu? Odunun içerisindeki duman oduna Odunun içerisindeki nur oduna benzemediği gibi ruh da bedene benzemiyor ki. Ruh başka bir şey ya. Beden başka bir şey. Hanginiz cesedinize haberiniz var ki? Hep böyle şu anda düşünüyorsunuz. Kimse cesedinde değil ki herkes buradadır. Böbrende mi bulunuyorsun şimdi? Onu kullanıyorsun. Ben ayakları kullanıyorum. Şu an ayakları mı düşünüyorum? Ne yapayım ne bileyim ne yapıyorsa. İçinde bir şeyler oluyordur. Evet. Bak nasıl imal ediyor. Hani dur geçme de. Hocam sorarlar. Allah Ekber Allah Ekber Allah Ekber Allah Ekber ya bunlar ne olacak ya namaz yat kalk bak çevir bakayım bu bak görüyor musun aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı ne yapıyor ya beygir gibi bunlar elektrik imal ediyor bak elektrik imal ediyor pil nükleer santral güneş enerjisi pil E burada ne yapıyor burada bin bir çeşit elektrikli araba da çalıştırıyor tok var yani burada. Tok var yani. Tamam mı? Elektrikle çalışıyor. Şimdi bu bu aşağı yukarı aşağı yukarı yaparak elde edilen enerjiyle tok mu çalışıyor? Her şey çalışıyor mu? Çalışıyor. E peki der misin aşağı aynı şeyini yapıyor? Enerji indüklenerek ruhtaki istidatları çalıştırıyoruz. Ruh sistemindeki cihazlar var. İstidat cihazları. Onları çalıştırıyoruz. Ha şimdi bu ne? Ver o telefonunu. Ver. Bak şimdi. Bu ölü değil mi? Ölü. Şimdi 500 sene önce bir adama buna desen ki ne var içinde? Ne ne anlar? Film olduğunu hiç hayal eder mi? 1000 sene önce, 500 sene önce. Film var, ses var. He? Bak şimdi ses duyar mıyım? Şu anda duyar mıyım? Yok. Bir şey görür müyüm? Bu nedir desin? Herhalde kazmanın kılıfıdır der ya. Ne işe yarayacak, ne bilecek? Ama içinde film var mı? Var. Mekan var mı? Var. Manalar var mı bir sürü? Var. Yetmiyor. Bir de takıyorsun... Uyduyla görüşüyor musun? Görüşüyorsun. Uyduyla görüşünce en uzağa en yakın, annenle ile görüşsen Gafur nefesini, sesini duyar mısın? Duyarsın. Kendisini görür müsün? Her türlü yanındaymış gibi olur mu? Bak seni yakın etti. Bundan kasıt bedendir. Bundaki batarya hayattır. Bundaki enerji hayattır. Program ruhtur ruh. Bundaki gelecek, bundaki navigasyon insanın alemi galip ve şahadeti ki programıdır. Yolculuk. Bunu sana gösterdiği, navigasyonu gösterdiği şeyden şüphe ediyor musun? E peki insanın fıtratının gösterdiği beka ebed arzusundan niye ettiği isteklerinin karşılığından niye şüphe ediyorsun? Diyor musun acaba bu navigasyon ya? O kadar kilometre var mı? görüyor musun? Şimdi bu telefonla Bak nereleri görüşüyorsun. Ta en, en uzağa en yakın. Bu aletle yapıyorsun da. E, bu alet var, bu alet var. Bu aleti bu alet yaptı. E, Allah da bu aletle seninle konuşuyor. Bununla konuşuyor. Ya, aha işte aletler bunun için hizmet ediyor. Bak görüyor musun? Bak adam hop. Bağlan dünyaya. Bağlan çık yukarıya. hop gittik. Ta dünyanın öteki yüzüne konuşuyoruz. Şu anda Amerika'da olan var. Şu anda canlı dinliyor. Ta bu Türkücü Milletlerden var. Almanya'dan var. Almanya'dan Azerbaycan'dan var şu anda canlı yayında. Bak nerelerde var? Nasıl oluyor? Ha, bu da böyle. Bu da telefona benzer. Uydu haşa, uydu Allah'a misal. Telefon bedene misal. Telefondaki batarya hayata misal. Telefondaki program ruha misal. Kart ise bir şebekeyi tanımlamak, kabul etmek, aidat ödemek kart imana misal. Kartı takmasan demir yığını, kartı takarsan her yerle görüşürsün. Oradaki faturada da Allah-u Ekber. İman bir intisaptır. Kartı taktın taktın Abdullah yoksa demir yığını. Ya öyle yaşadı. Yani hafıza şey olarak kullanırsın bir şeyler. Kartın yok. Neyle görüşeceksin benimle? Neyle dünyayla görüşeceksin? Hiçbir yerle görüşemez. Kalırsın orada yaya. Araban şey yaptı gelin beni alın nasıl diyeceksin kime? Ya kartı takman lazım. Ama hangi kartı? Bütün inansızlık da bir karttır. O da bir inançtır. Siyasette de öyle. Vermemek de vermektir. Tercih etmemek de tercihtir. Ustad kendisi söylüyor. Bir tarafhane muhakeme etmek tarafı muhalif iltizamdır diyor. Öyle diyor. Çünkü Müslüman bir taraf kalamaz. Ya iman ya küfür ortası yoktur. Müslüman için her şey açıktır. Bak geç. Gene dua etme diyor. Ya nasıl bir şuraya bak ya. Çok şükür. Elhamdülillah. Son nefesimize kadar hepimiz Ya Rabbi burada olan ve bizi seven bizim sevdiklerimizi son nefesine kadar senin rizan dairesinde yaşat Ya Rabbi. Amin. Şimdi çok antika bir yer. Şu alemi maddiyat, alemi şehadet ise şu o kadar güzel misal ki bunu beraber şimdi inceleyeceğiz 3-4 dakika. Alemi melekut ve erva üstünde serpilmişten teninli bir perdedir. Hidayet nedir? Hidayet hidayet için diyor ki 23 işareti cazda. Ne diyordu? Nerede Resul? Hicabın kaldırılması. Hakkı hak, batılı batıl görebilmek için ilim yetmiyor. Marifet yetmiyor. Allah sana hidayet edecek ki hicab kalksın. Hicab kalkmadıkça ilim bile kurtarmaz seni. Demiş ki Karun ben ilmimle yaptım. Toprağı altın yapıyordu. Öyle ilimle batanları gördüm ki abu gözümle yaşantımla İlimle dalalete giden mezarlıklar doludur. Karun, Belan bin Bahur herhalde hocam sizin memlekette. Kur'an'da işareti diyor ya, her duası duası kabul. Hasan Kale'de Aslan Tepesi'nde yatıyormuş. Şimdi niçin söyledim? Şu alemin şahadet ötelerin üzerine tente ama o tentenin perdeyi şey için söyledim. Hicabın kalkması. Hicab var ya hicab. Perde. Perde nedir? Bazen bir elbise perde olur. Bazen bir soğan perde olur. Ba bazen bir böyle taasup. Ustad Asaribe'de de öyle diyor. Bazen kin, bazen efendim intikam, bazen menfaat, bazen kariyer. O Asar-ı Bediye'de bir şey kullanıyor Ustad. Ee, bunlar insana hicap olur. Bir perde olur, duman olur. Hicabın kalkması. İnkılap, inkılap da bir mıdır evet, perde yani. Acayip. Şimdi alem-i neymiş abiler? Şu benim vücudumu düşünün. düşünün. Ne kadar kalın katı, ne kadar ince. Ben beni görüyorsunuz bu şahadet. Ama benim ruhumu, sesimi, duygularımı, düşüncelerimi, mailerimi, arzularımı itikadım, imanım size nedir? Gayptir. Gaypten konuşuyorum size. Ama ben de siz siz de gaypsiniz size. Ben bana bile gaybım ya. Bilmiyorum ki ruhumu. Benim neyime şahitsiniz? Şahit olduğunuz şahadettir. Şahit olamadığınız gayiptir ya. Gayipteyiz abiler, gayipte. Gayipte olan gaybi görmüyoruz diyor. Şey de dedim ya. ya çok acayip. Gayipteyiz, gayipte. Şu alemin, şu beden ruhuma ne kadar örtmüş ise şu alemi şahadet ahireti öyle örtmüş. Ruhum bedenimin neresindeyse, nasıl bulunuyorsa, ahirette dünyanın orasında öyle bulunuyor. Allah ruhumu bedenimi hangi ilim ve teknolojiyle yerleştirmiş ise, Ahireti de dünyaya o ilim ve esma ile öyle yerleştirmiş. Aynı yerdedir. Şimdi göreceğiz. Bir de şuraya okuyayım. 409. Birbirine sarılı, çok yapraklı bir gül goncası gibi şu alem, binler perde perde içinde sarılı, birbiri altında saklı alemleri bu alem içinde gördüm. 18 bin alemi ben, 18 bin alemin hulasasıyım. Bu alem de öyle. Bu alemi gül goncası var ya, bir kılıf bir kılıfta, bir kılıf bir kılıfta. Mısır'ın koçanı gibi bir kılıf bir kılıfta. Alem alem içine girmiş ama örtmüyor. Misal vereyim. Şurada veriyor. Narı ve elmayı düşünün. Ayvayı düşünün. Kokusu var mı? Var. var. Şeklini örtüyor mu? Şekli rengini örtüyor mu? Tadını örtüyor mu? Lezzetini örtüyor mu? Bak koku rengi örtmüyor. Alemler böyle birbirinin içinde boyut farklılığından birbirini örtmezler. Boyut farklılığından şu anda bütün radyo de, televizyon dalgaları var. Birbirine karışmaz Mehmet kardeş. Sonra bu alem içinde gördüm diyor. Altında saklı alemleri bu alem içinde gördüm. Her biri perde açıldıkça, hicap kalktıkça diğer bir alemi görüyordum. Şimdi onu bir misal veriyorum. Bu misali anladık mı? Ahiret nerededir? O daha net olacak. O kadar güzel olacak ki Gafur. Bak şimdi. Soruyorum. Buz. Neresinde su var? Evet. Bak şimdi. Buzun neresinde su var? Yani onu her yerinde önünde, ark evelu, ahiru, zayru, batını. Su, bu, su buzun içinde yok. Dış tarafı ne olacak? O zaman buz nedir? Buz suyun sıfatıdır, dışsalıdır. Mülk tarafı buzdur, melekut tarafı sudur. Ha. Su buzun neresindeyse H2O, H2 suyun orasındadır. H2O nerededir? Enerji, enerji, hidrojen, oksijene nedir? neresindedir? Bu fizi kuantum fiziğine göre bizde esir, kuantum fiziğine göre eter derler. Testa atmıştı. Fakat Einstein inkar etti. Sonra kabul etti ikinci kavle göre. Ama ilk kışı yapan, yani usta çok onlardan önce eski eserinde esir diyor. Çünkü rivayetler var. Eter derler diye. Eter bir yere denk gelirseniz şaşırmayın. Eter esir demektir kuantum fiziğinde. Şimdi bakın buz suyu kapsar. Su h kapsar. h enerjinin donmuş halidir. Enerji esirin Hasan'ım. Esir maddi hayat. Maddi hayat aynı hayattır. Yani cennet, cehennem aynı hayattır diyor Ustad. Maddi hayat aynı hayat. Cennet hayatın zatlarıyla doludur. Yani cennetin zemini aynı hayattır. O da nerededir? Akıldadır. Akıl da ruhtadır. Ruh da nuru Muhammed'i dedir. Şimdi bir toparlanalım. Buzun neresinde su? Tamam, hayal ettin. Suyun neresinde H2O? Hac, hidrojen, oksijen. Donmuş hali su. Hiçbir yere gitmek yok yani. Hiçbir yere, ya. yere gitmiyorum bakın. Buzun neresinde su? Oradayım. Su neresinde? Hiçbir yere gitmiyorum. h 2 orada. Hidrojen, oksijen nerede? Enerji, suda. E, maddi hayat suyu neresinde? Gene orada. Aynı hayat neresinde? Yine orada. Akıl da orada. Efendim, ruh da orada. Nur, muham, aynı yerdedir. Kaldırıyor. O kadar yani. Hepsi buz olarak gözüküyor zaten. Bunları barındırmıyorum. Ha bak. Su da var. Bak. <laughs> bu suda H2O var. H2O bu tarafta. Su burada değil. Su burada. H2O burada değil. Burada. H2O. Hidrojen oksijen. Nerededir? Enerjide. Enerjinin donmuş hali H2O. Enerji nerededir? Esirde. Esir nerede? Maddi hayatta. Maddi hayat nerede? Aynı hayatta. Aynı ayetlerde akıl cevrinde, ruh cevrinde nuru Muhammedi. Böyle değil yani. Hepsi buradadır. Hepsi burada. Buz, su aynı yere söylüyoruz. Ama perde var. Bu alem içinde de bütün alemler böyledir. Buzdan kasıt bu alemin şahadettir. Alemin şahadettir. Hayattan kasıt sudur. esmadan kasıt enerjidir. Sıfattan kasıt onların arkasındaki hayat boyutlarıdır, esirdir yani esir, sıfatın tecellisidir, kudretin tecellisidir. Aynı yerdedir abiler, baksana nasıl nereyi nereye koymuş, neyi nereye koymuş. Daha güzel misalle de gelecek ama işte bu alemi şahadettir, bu taa nur Muhammed'idir, şurası ahiret hayatıdır. Ustad diyor cennet aynı hayattır, maddi hayat aynı hayat, sözler 108'de söyler bunu. Meft ona dönüşüyor. Buz ölüyor su oluyor. Su ölünce H2 oluyor. H2 ölüyor enerji aslına geçiyor. Bu da öldüğü esire dönüşüyor. Esir maddi hayata dönüşüyor. Ölüyor yani. Ölünce bu olur, bu da ölünce ölün, bu olur, bu olur, bu olur. Aslına döner, her şey aslına rücu eder. Şimdi gelecek ahirete bak. Su buzun neresindeyse, görüyor musunuz? A bak adam, her taraf buz, su. Ha, bu suyun neresindeyse bak. Su Buzun neresindedir? Ahirette, bak ahiret gibi güzel, dünyanın orasındadır. Bir yere gitmiyoruz. Yani şöyle, şurası, şurası dünya, bu arsa ahiret. Öyle bir yer yok. Hep aynı yerdedir. Bir yere gitti yok, boyut değiştiriyorum. Vefat odur. Çürü, şey, eskimiş yuvasında pat diye çıkıyorum. Bir yere gittiğim yok. İnkılap geçiriyor. Bir dairede mi daire? Nasıl? Bir yapayım. Şimdi rahatız. Abdullah bir... Tuğla getir veya mermer. Tamam abi hayali Vurdum elimi, elim kırılır. Ama konsantre olayım. Bak ahiret nerede bak. Konsantre olayım. Güç olur mu? Olur. Vurduğum zaman onu kırar mıyım? Kırarım. O konsantre ile ortaya çıkan enerji neredeydi? Nerede? Nereden uyandırdım getirdim? Bir yerden getirmedim. Buradaydı uyandırdım. Ahiret de orada. Düşündüm. Düşünce beni ilk önce düşünmedim içimde. Düşününce düşüncenin içine girmiyor muyum? Hayal ettim. Hayal şu anda içimde. Bir hayal ettim. Hayalin içindeyim. Gadap bende, hiddet bende, öfke bende nerede içimde? Uyanınca nerede o? Ben onun içindeyim. İçimin içine giriyorum. Hani içimdeydi öfke? Bir uyanıyorum Serdar. Öfkenin içinde daha bir kontrolsüz hiçbir şey kontrol edemiyorum. Her şey yapıyorum. Peki o duygunun neresindeyim ben? İçindeyim. Yani ne demek sende değil miydi o? İçimin içine giriyorum. Fihi mafi. İçinin içine dönüşüyor. Ahirette böyle. İçimin içine giriyorum. Hep bende inkılap geçiriyorum. Perde hicap kalkıyor. Allah ayetinde diyor ki bugün gözünüz daha keskin. Bugün gözünüzden perde kalktı. Bugün daha iyi duyuyorsunuz. Ezan sesi gelecek ama duymayacak, işitecek. Bakacak ama görmeyecek. Bugün perdeniz daha keskin. Gözünüz daha keskin. Artık o e, hicaplar kalktı. Hep aynı yerdeyiz. Bak konsantre oluyorum. O enerji çıkıyor. Yani misal için yapıyorum. Gel etkileniyorum ya. O zaman iyi olmak senin elinde. Do doğru düşünürken, doğru hayal ederken kendinizi kötü hissedemezsiniz. Mümkün değil. Ama hep olumsuzlar odaklandı. Mutfakta çalışıyor arabayı sürüyorsun. Nasıl düdünüyor diye kafasını kıracağım falan hep olumsuz düşünücü. O anda sen mutlu olamazsın ki hormonlar öyle çalışmaz ki. Neyi hayal ediyorsan, neyi düşünüyorsan o cinsten dünya sana veriliyor. Hormonlar öyle çalışıyor. Nasıl bir kötü haber mideni götürüyor? İşte o ben tefekkürle kuvayı, hislerimle vicdanımı, duygularımla kalbimi, latifelerimle de şefkat, muhabbet vicdanımı uyandırdığım gibi vefat anında da komple hepsi uyanıyor üstü açılıyor. Bir daha insan dört boyut. Akıl, vicdan, kalp, ruh. Bir daha akıl, vicdan, kalp, ruh. Aklı uyandırma fikirle, vicdanı uyandırma his kalbi uyandırma duygularla, Yani latifelerle insanı, insanı duygular, meyil, ihtiyaç, şevk. Ruhtakiler muhabbet, sevk, lezzet, şefkat bunlar da ruh. Onlar da latifelerle uyanır. Peki ben düşününce fikir uyandı, hayal ettim, güç oldu, kalpteki duygular oldu, muhabbet oldu. Nasıl ki akıl düşünme aleti, kalp sevme aletidir. E peki vefat anında nedir? Hepsi kalktı, akılda, kalpta, ruhta hepsi net görüyor. Hiçbir hicap yok. Ahiret orası. Tefekkür ettiğin zaman bir konsantre nasıl ki sporda böyle vurup kırıyorsun. Tefekkür ise bir yöntemdir. Allah bir cevap veriyor. Tefekkürle, akılda fikir, vicdanda his, kalpte duygu, ruhta latif uyanıyor. Ondan sonra bir bakıyorsun, a tefekkür var ya böyle kan. Bak şu anda içmiş. Siz hangi güç tutardı burada? 40 dakika, 45 dakika nasıl tutuyor? Aa bir huzur var. Ne huzur var? Allah hazır olduğu için sende huzur var. Allah hazır olduğu yerde, ahiret başka yerde olur mu? Ahiret nerede? Huzurdadır. O zaman ahirete göre yaşamak takdir. Ahirette yaşamak tahkik oluyor. Tahkik oluyor. Bunu bildin mi? Bir yere gitmiyorsun be Hasan'ım. E yani abi mezara koymayacaklar mı? Anasından doğduğu zaman hayatının başladığına inanan, kabre girerek de öldüğüne inanan insandır. Anasıyla doğduğun zaman hayat başlamamış ki vefatla hayat bitsin. Biz doğmadan önce de vardık. Kabirden de sonra da varız anasıyla anasından doğduğu zaman hayatı başladığını zannedenler vefatla da hayatının son bulduğunu zannedenlerdir. Hiç öyle değil. Peki bu gömlek eskidiği zaman, kirlendiği zaman koymuyor muyuz oraya yıkamaya? Eskidiğinde koyuyoruz oraya. Şimdi bu bedende eskimiş. Ustat diyor ki eskimiş yuvasından ruh çekip gidiyor. Bu binaya bak. Bu binaya hiç benziyor musunuz? buraya benzemiyorsun. Burada ne işin var? Hiç binaya benziyor musun? Yani dışarıdan bakan binaya Buradakilerin duygularını, hislerini, fikirlerini, in, inançlarını, duygularını tanımlayabilir mi? Bilebilir mi? Senin duygularını bilir mi? Bilemez. Ha, bu binadan kasıt der ustat bedendir. İçinde oturan insan ruh gibidir. Burada oturduk diye bizden kaliteli değil bu bina. Bunu kullanıyorsun soğuk sıcaktan, karanlıktan bu binayı. Ruh da bu bedeni kullanıyor. Dersten sonra gideceksiniz, kullanmayacaksınız daha. Su, buzun neresindeyse... Ahiret yani ahiretin güzellikleri de dünyanın orasındadır. zannı Evet. Şimdi Hasan abi, Allah bile ya. Bu resimde... Allah bile zanındayım diyor. Evet. evet. Şimdi bu metnin 3-4 tane misali var. Ondan sonra keseceğim. Bu metnin gelecek örnekleri olacak. Metni okuyorum. Evet. Ey haş inkar eden adam ağaçlara bak. Kışta ölmüş kemikler gibi hadsiz ağaçları. Bu kemiktir. Kışın ölmüş kemikleri. Hadsiz ağaçları baharda dirilten, yeşillendiren, hatta her bir ağaçta yaprak ve çiçek ve meyve cihetiyle üç haşın nümünelerini gösteren bir zata karşı inkar ile kaç tane haşır var? Üç tane mi diyor? Bak, üç tane şeyi. Yapma Tabii. Bunu şey yapabilir miyim? Kullanabilir miyim kalemi? Bak, yaprak, çiçek, meyve, üç cihette haşırın nümelerini gösteren bir zata karşı ne yapıyormuş? Gösteriyor. Gösteriyor. Bir zata karşı inkar ile istibad ile yani akıldan uzak görme ile kudretine meydan okunmaz. Sonra bir delile daha işaret eder. Buraya kadar bir tane. Bak. Bundan sonra başka bir delil. Sonra bir delile daha işaret eder der. Size burası o kadar mucize ki biraz önce 3-4 tane misali bundan sonra kullanacağım ve dersi keseceğim. Sonra bak size ağaç gibi, ağaç neymiş abiler? Kesiftir. Kesif ne demek? Sıkıdır. Serttir yani. Sıkıdır böyle gevşek pamuk gibi değil. Sakildir. Ne demek? Ardır. Sonra karan kesif evet. evet. Karanlıktır. Odun içi karanlık değil mi abiler? Ha yoğun yoğun evet evet yoğun. Ha yoğun. Bir maddeden ne çıkartmış? Ne abim söyle söyle. En belirgin hali dedi. Bir maddeden bak. Bak ağaç gibi ağaç gibi, kesiftir, sakildir, karanlıklı bir maddeden. Bir. Teş gibi latif, hafif, nurani bir maddeyi çıkaran. Bak ağaçtan kesiften hafif. Şöyle yapayım. Şurayı görüyor musun Hasan'ım? Kesiften latif. Evet sakilden hafif. Şöyle yapayım onu da. Sakirden hafif. Ee, karanlıktan karanlıktan nurani. Bir maddeyi çıkaran bir zat. Yani zıttı zıttına koymuş. Maddeye mana. Mekanı olmayana şey, mekanı olana mekanı olmayana. Mesela hayal. Mekanımız yok. E, ruh. Düşünebiliyorsun bak. Zıttı zıttına koy. A, odunu tart 10 kilo. yak Yakalım. Çıktı. Hani ne kaldı? 10 gram bile kalmadı. İçi karanlık değil mi? Ne işi var onun içinde duman? Bak göreceğiz şimdi. Çıkaran bir zattan odun gibi kemiklere. Bak şeyi nereye misal veriyor? Odun gibi kemiklere. Kemik oduna benzetiyor. Ateş gibi bir hayat. Ateş gibi adam. Hayata misal. Nur gibi bir şuur. Vermeyi nasıl istibad ediyorsunuz? Ya bunu yapıyor arkadaş. Ha yaptı. Bunu çıkarttı. Ki odun. Biz odun da değiliz ha. Bundan daha üstün şey var. Hayvanlar var. Üstün daha cinler var. Daha üstün melekler var. Daha üstün biz varız. Yani buna böyle yapmış. Ya bunda ne alakası var? Bu nasıl çıkacak ya? Buradan da mı çıkacak şimdi? Böyle bir şey olur mu ya? Ya hiç bunu görmesek, bu sif toprağı gösterse Allah, ey kulum dese böyle toprakta, bundan ne çıkar deyince böyle bir ağaç hayal edebilir misin ya? Ya Rab ne demek ya? Ana böyle bir şey çıkan, şöyle bir şey veren, Olur mu yani kim hayal edebilir ya şöyle bir şey bu kuru şu del şeyden koldan kemikten şuradan şunların çıkması normal mı abiler ya nasıl bir teknoloji kullanmış nasıl biliyor musun oduna veya buna hangi teknolojiyle bunları koymuşsa ruhu da beden öyle koymuş aynı ilim aynı teknoloji size bir şey söyleyeyim bu lazım olacak okuyanlar biz bilim insanları Şuraya bakarak, ağaca bakarak il, ilim elde ediyoruz. Elde ettik mi abi? Bu ilim nereye bağlı abi? Buna, maluma bağlı. Biz ağaca bakarak, maluma bakarak elde ettiğimiz ilim ile yok iken bunu yaratan Allah'ın ilmiyle hiç alakası yok. Yok iken ağacı yapan ilim ile vardan elde edilen ilim alakası yok. Bir hayat nur gibi vermiş, istibal ediyorsun. Sonra bir delile daha tavsiye eder ki, bak kaçıncı olacak şimdi delil, yapalım. 3 mü olacak? Bak 3 olacak. Bedeviler için kibrit yerine ateş çıkaran meşhur ağaç. Böyle Yemen'de var, tut, 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 tutuyorsun. Bizim Rize'de ka, şeyde var, ka, Karos'ta var. O aşağı inerken ben yaya gittim, A, araba aşağı şey olunca hep aşağı aşağı gittim. Bir kayalıklara geldim, evet böyle çı 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 taşlar yuvarlanınca baktım kılıcım çapıyor. Şey Tuttum baktım kıvılcım yapıyor. Taş taşa. Zaten çakmak taşı diyorlar ona. Bak şimdi. Bedeviler için kibrit denilen ateş çıkaran meşhur ağaç. Ateş çıkaran meşhur ağaç. Yeşil iken iki dal birbirine sürüldüğü vakit ateşi yaratıyormuş. Yeşil iken. Sonra rutubetiyle yeşil. Nasıl yanar? Rutubetle yeşil. Hararetiyle kuru. Yani ateş alması için kuru olması lazım. arar. Ama yeşile rutubet. İki zıt tabiatı cem edip onu buna menşe etmekle yani ateşi yeşilden çıkar. Menşe etmekle her bir şey hatta anasırı asliye ve tabaî esasiye onun emrine bakar, onun kuvvetiyle hareket eder. Hiçbirisi başıboş olup tabiatıyla hareket etmediğini gösteren bunlar şimdi izah edecek misallerle. Bir zaten ondan sonra kapatacağım. Topraktan yapılan insan ve sonra toprağa dönen insanı topraktan yeniden çıkarması Bak Kur'an tabi tarzına gidiyor. Maziye vurgu yapmadan, maziye hatırlatmadan istikbali anlatmıyor. Ustad da Kur'an'da. Bak ne diyor? İlk önce seni böyle yapan, bir zat topraktan yapılan, sonra toprağa dönen bir insanı topraktan yeniden çıkarması istibat, akıldan uzak edilmez. İsyan ile ona meydan okunmaz. Şimdi bunun misallerini veriyor ve kesiyor. 400 abim. Yok abi. Bizim kitapta yok abi. Yok. Bizim kitapta yazmıyor. Öyle padır küldür okuduğumuz zaman 3 tane bak. Bak 1, 2, üç tane. Şimdi bak bunların açılımını yapacağız. Nereden çıktı? Bak tipi tipten çıktı. Odun, odun içinde ne var bak şimdi? Görüyor musunuz? Duman var mı abi? Var. Işık var mı? Var. Ne güzel yapmışlar değil mi? Nur var mı? Isı var mı? Enerji var mı? Dalga boyutları var mı? Görüyor musunuz şey? Görmeseniz de görmeyin. Geçin oraya. Şu güzelliği görmeseniz kaçırırsınız. Iskalamayın hayatı. Aa bak. Görüyor musun? Bu, bu nasıl olur arkadaş bunun içinde? Şu var ya şu. Mekanı yok ki. Hop nereden geldi? Nereden geldi? Sonra gidiyor. Güneş abiler. Odun nedir? Donmuş güneştir. Odun ısıttı. Şey güneş ısıttı. Odun arttı, şey güneş arttı. Ne yaptı? Allah donmuş, odun yapmış. Odun donmuş güneştir. Aha bak, şuna bak. Bunlar çıkıyor ya bundan. Şu, şunun içinde bak ne çıkıyor. Şuraya bak. Yüz, bu ders yüzde elli yedi tesir ediyor. Sif düz okusaydık yüzde on yedi. Maalesef öyle. Odun gibi ha. Odun gibi hayat. Şuna bak hele Mustafa bunu neresine koymuş abiler ya? Şunu nasıl koymuş ya? Biraz da git. Şuraya bak. Bütün bütün hayvani cesetlerde kemal hikmetle şu odunun içerisine Allah nuru, ısı, ışığı, dumanı, külü nasıl yerleştirmişse bu cesede de kemal hikmetle nefislerini, yurla, ruhlarını yerleştirmiş. En zıt. Ya en kesifte. Şu nasıl koymuş ya şuna bak ya pıt 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 pıt. Şu, şu güzelliğe bak ya. O, o da odunun içindedir. O da odunun içindedir. Görüyor musun? O da, o da yani. O da odunun içinde bak. Şunlar odunun içinde. Şunu görüyor musunuz? Ha bu, burada cevap veriyor. Bütün hayvanı ve cesetlerde kemal hikmetle nefislerin ruhlarını bedene nasıl yerleştirmiş? Odunun içerisinde bu olduğu gibi. Biz odun gibiyiz. Bütün onlar yerleştirilmiş. Hep 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 oralıyız ya. Hiç buralı değiliz. şuraya bak ya. Allah bu odunun içerisine hangi ilim ve teknolojiyle ile kendine zıt olan yerleştirmişse bedeni de ruhu o teknolojiyle o ilimle yerleştirmiş. Anlatıyordunuz Hasan abi. Tepsinin içinde kağıdı yaktığınız zaman. Vay ya. Hey ya. <laughs> O zaman nasıl anlatıyorsunuz? Ben burada hangisiyim? Veya... Şeyde Paza, Kurban Bayramı Cuma günü hem bayram hem Cuma vaazı. Dedi ki bir aşırı anlat burada dedi. Dedim ki ben yeni bulmuşuz o kağıt kağıdı var ya odun bunu. Hasan tamam Dedim biraz ama Aman ha, dedi. E, şey o Celal miydi? Yok e, hoca. Aman öyle bir şey yapma dedi. Buraya kaymakam geliyor. Bayram ya. Hem cuma hem bayram bu kaymakam geliyor, müftü geliyor. Herkes burada. Sahil camisi pazarda öyle bir şey yaparsan ben yanarım dedi ya. Beni sürerler dedi hiçbir dünyada. tamam dedim. Baktım korkuyor. Gittim çaktırmadan tamam. Haşir ben anlatacağım. Ondan sonra ama şeyi anlat. Almanya'da da imam olduğunu ki imam böyle vasıfsız çıkmamış, çıkartmamış olayım. Tamam. Gittim o yokken ufak tepsi var ya çay tepsi. Onu koydum. Şeye, kürsüye kağıtları da koydum, kirbiti de koydum ama bir abdest alırken ben bunu yaptım çabuk çabuk arabada hazırladım i̇şte öyle çıktım hepsi karabalık abiler bayram ondan sonra ahiret dünyanın neresinde diye başladık yani konuşma devam ederken ruh da bedenin orasında yani anlamayız bunu nasıl anlarız şimdi ben desem ki size ateş odunun neresinde kağıdın neresinde hiç kağıdın odunun yandığını görmeyene binlerce insan var. Ben odunun içerisinde, a bu kağıdın içerisinde hiç yandığını görmeyene nur burada, iki zıt burada. Yani duman Aynı, aynı yer. yerde yani yaktığımız zaman, yaktığımız zaman duman çıkıyor, örtüyor. Yaktığın zaman nur çıkmıyor mu? Aydınlatıyor, çıkıyor. Neredeler? Aynı yerde. Odunun sağında, solunda değil ki aynı yerde. İki zıt duman ve nur aydınlatan ve örten aynı yerde nasıl Allah koymuşsa teknolojiyle oduna bedene de ruhu ve nefsi aynı şekilde yerleştirmiş. Şimdi ama ben bunun içerisinde buna benzemeyen alemler var desem kim inanır? Ama çıkarttım kirbitli tepsiyi. <laughs> Eyvah Celal Hoca kafayı çevirdi. <laughs> Adam koydu. İndirdim bak seyredin dedim. Kağıdı aldım yazın. Kadın bir tane yaptım. Para yaptım. Araba yaptım. Bina yaptım. Bak kağıda. hı kaymakam, şey, müftü hep bakıyor. Olay hiç Kirbiti bir çaktım kürsüde. <laughs> Yanıyor kağıt. Bu dedim bak. Bu kağıdın içerisinde bu olduğunu kim inanırdı? Bak duman da çıkıyor. Biraz ıslattım. Duman da var. Nur da çıkıyor. Hani araban? Malda yalan, mükteva yalan. Var biraz da sen oyalan, Böyle türkü de söylüyorum. Ama deliye. Sonra bu yanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sonra bak kaymakam ne yaptı. Sonra bir tanım. Yani bu neresinde? Ahirette dünyanın orasında Allah zıttı zıttına koymuş. Ruhu da bedene böyle koymuş. Ahireti dünya. Sonra indik falan. O nasıl şey ya Müslüman hakikaten o saatin zembereği gibi sıkılmış ya. Öyle bir parladı Müslüman ki of be ahiret. Neredeymiş bu ahiret? Vallahi bir coşma oldu ki acayip. Sonra çıktık. Kaymakam hocayı arıyor. Hoca ne yapacak? Geçmiş oraya. Ondan sıra dedi ki ben de şey. Dedi ki o adam kim ise sakın onu bırakma. Senden böyle şeyler istiyorum. Sakın bırakma. Böyle işte din böğüdür dedi. Ondan sonra <laughs> sonra cam, sonra camiye. <laughs> camiye şimdi ben oraya gittiğim zaman diyorlarmış biliyor musun? Ee, Bazda ateş yakan alacağı. Şimdi bu bu misalleri bu odun misal verdikten sonra keseceğim. Bakın odunu neresinde bunu koymuşsa bedenin orasına dünyanın da orasını ahireti koymuş. Bak zıttı zıttına koymuş. Odun bir yerdedir. Bak odun burada ama yakınca her yerde. Sonra ne yapmış? Bak ateş de odunun içindedir. Odundan çıkan duman her yeri boğar, örter, göz gözü gö görmez. Odundan çıkan ışık eşyanın üstünü açar ve yol gösterir. <laughs> Duman ve nur iki zıt aynı yerde oldukları gibi halde birbirini örtmezler. İşte nefis ruh örtmediği gibi ahirette cennet cehennemi birbirini örtmez. Aklı örtünce o yok olmuyor. O galip oluyor. O aktif oluyor. Şimdi benim mesela senin beşeriye'tin başka şeylerin yok mu? Şu anda dikkatim var. Ama başka yere gittiğin zaman onu var. Yani yok etmiyor. O galip oluyor. Evet odun misalleri bitince keseceğim. <laughs> Allah oduna dumanı hangi ilim ve teknolojiyle koymuşsa bedene nefsi o teknolojiyle eleştirmiştir. Bütün hayvanı cesetlerde kemal hikmetle nefislerini, ruhlarını yerleştirmek türlü türlü cihazat ile kemal mizan ile şey intizam ile teslih etmek yani kolaylaştırmak Ha, e, türlü türlü hizmetlerde kemal hikmette göndermek sözler 658. Bak şuna bak ya. Gözüküyor değil mi? Ya bunu nasıl yapmış ya? He ya çok tuhaf ya. Şuraya bak ya. Bunu nasıl? Bak o kırmızı da var, beyaz da var, duman da var. Evet. Allah oduna ışığı hangi ilim yani o ama nefis ve ruh birbirini örtmüyor. Bedende nefis ve ruh birbirini örtmüyor biz boyut farklılığından görmüyoruz. Hepsi aynı varlıktadır ve o varlıkta süreçtir devam ediyor. Şu anda ruh aktif ama bizi hayalen sağa sola götürüp nerse hep zaman bir diyen de o örtülmeye nefis. Biraz sonra kapatacağım zaten. Ondan sonra gidip de gelen var da devam edeceğiz. Vahir da menin hamdülillahi rabbil alemin. Hepinize teşekkür ediyorum. El Fatiha.